Selam arkadaşlar, CBR 125 için benden bir arkadaşımız orta bütçeli bir giyim kombin tavsiyesi istedi. Ben de üstündeki montla montu giyerek başlayayım, sonra kaskı tanıtayım, sonra devamını getiririm diye düşündüm. CBR 125 için istemişti. Bu orta bütçeli diğer arkadaşlar da bunlardan bakabilir veya bunlardan alabilir. Yani tamamen size bırakıyorum. Ben zaten açıklama kısmında biliyorsunuz. Siz de hani yorumlarda birbirinize de zaten tavsiye ediyorsunuz. Ben de açıklama kısmında hem fiyatlarıyla hem linkleriyle paylaşıyorum. Şimdi ilk önce monttan dedim. Başlayalım. Mont Venom Spin. Venom Spin niye öneriyorum? Çünkü yazlık bir mont. Yazlık mont. Hani kışlık mont isteyebilirsiniz. Onun için de açıklama kısmını okuduğunuz zaman zaten benim kışlık mont tavsiyelerimi de göreceksiniz. Venom Spin nasıl bir mont? Tamamen file yapıda yapılmış bir mont. Üstündeki large, hani boyu ve bedeni öğrenmek isteyen arkadaşlar beden tablosunu görmek için alttaki açıklamadaki linkleri girip beden tablosu yazan yere tıkladıkları zaman detaylarını ve göğüs ölçünüze göre nasıl mont alacağınızı oradan kolaylıkla anlayabilirsiniz. Beden tablosunu ben sağda solda bir yerde paylaşırım veya işte girdiğiniz her ürünün altında da görebilirsiniz. Bu hani hem kasta var hem eldivende var ve diğer tüm her üründe bir beden tablosu seçeneği var zaten. Venom Spin niye öneriyorum? Çünkü fileli, yazlık bir mont, tamamen hava geçirgen. Hem CE onaylı korumaları var, hem omuzlarında hem dirseklerinde var hem de sırtında bir koruma var. Sırtını da göstereyim size. Sırtı da böyle bir ceket. Hani bu üstündeki large beden, benim boyum 1.81, kilomsa 87. Hani öyle düşünün. Ve hani göğüs ölçüm 112 idi. Large bana tam oturuyor. Yani 112 ölçüsüne tam oturuyor. Tam 112 idi galiba. 112, 113 falan olabilir. Hani tam sınırda aslında. Hani ben bunun içine işte biraz hava soğuk olduğu zaman termal bir şey giyersem, ki hani bu hani yazlık baharlık soğuklarda giyilecek bir mont değil, ama bunu biraz daha soğukta, sonbaharın biraz daha soğuk günlerinde giyersem beni hasta edecektir. Ama içine termal bir şey giyerek ben bunu giymeye çalışsam bu mont bana olmayacaktır. O yüzden de hani siz de hani işte montu ben bir sene ya yani işte biraz daha büyük alayım, içine işte bir şeyler giyince tam sığayım falan diye düşünmeyin. 3 mevsim olan montlardan alın. Çünkü 3 mevsim montların zaten içlerinde termal ve yağmur katmanı var. O yağmur ve termal katmanı çıkarttığınız zaman da yazlık olabilecek şekilde kullanabileceğiniz montlar var. Bu mont Venom Spin ne gibi özellikleri var? Kumaşı dayanıklı bir kumaş. Boynunda böyle çıt çıtı var. Bilekleri hem şöyle çıt çıtlı şekilde yapılmış hem de fermuarlı şekilde açılıyor ve kapanıyor. Bundan alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Venom Spin dediğim gibi yazlık ve baharlıktır. İçinde bir tane astar vardır. O astarı da zaten şurada görebilirsiniz. İsterseniz bu astarı şuradaki fermuardan çıkartabilirsiniz. Ve bayağı kullanışlıdır. Dediğim gibi ben işte 1.81'im, 87 kiloyum. Bu bana tam oluyor. Bu large beden. Yanında iki tane cep var. Şuraların da aşağısında hemen cırt cırtları var. Kollarında cırt cırtları var. Kol içi ayarlamaları var. Şuralarında cırt cırt olarak yapmışlar. Güzel, fena değil. Uygun bütçesi, yani bütçesi dar olan arkadaşlar için uygun fiyat performans açısından alınabilecek montlardan bir tanesidir. Bu montla beraber yine düşük bütçeli arkadaşlar için Stream Evo LS2'nin bir kaskını öneriyorum arkadaşlar. O da bu. Stream Evo'yu daha önceden zaten tanıtmıştım ben. Karbon bir dış kabuğa sahip. Üst havalandırma, ön havalandırma kanalı var. Arka hava çıkış kanalı var. Elle idare edilebilen kanallar bunlar. Ve 1550 gramlık Ece 2205 sertifikası olan kaslardan bir tanesi. Polis savar kaslar konusunda da bir hani bilgi paylaşayım arkadaşlar sizinle. Onunla polis savar kas diye alınan kaslardan bir tanesiyle geçen hafta kaza yapan bir tane bayan sürücü vardı ve ya vefat etmiş ya da çok kötü yaralanmış. Polis savar kas diye alınan kasların hiçbir tanesini almamaya çalışın. Çünkü dış görünüşte evet size uyacaktır veya işte sizi polisi geçmenizi, denetlemeyi geçmenizi sağlayacaktır. Fakat hiçbir kazada sizi korumayacaktır.
Bunu da araya eklemiş olayım. Pil nok bağlantılarını görüyorsunuz zaten. Bu pil nok bağlantılarının içinden şuradan şuradaki pinlere bağlayarak pil nokunuzu içine takabiliyorsunuz. Pil noku takarken dikkatli olun. İçinde hava kalmasın. Onunla taktığınız zaman hiçbir zaman buğu yapmayacaktır camınız. Zaten hani buğu yapmaması için bu kaskın iç tarafında da şu şekilde yapılmış hava kanalları var. Bu ön tarafındaki hava kanalını açtığınız zaman zaten hani buradan girecek hava veya işte çenenin hafif altından girecek hava sizin o hava alışverişinizi yapıp camın buğulanmasını engelleyecektir. Ama hani yetmeyen, daha fazla terleyen arkadaşlar var ya da daha fazla sık nefes alıp daha fazla nefes üfleyen arkadaşlar var cama doğru. Onlar için de zaten burun pedi var. Burun pedi de yetmeyecekse zaten pil nok bağlayarak o buğudan buharlanmadan kurtarabilirsiniz. Altında bir tane çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun pedleri fena değildir ve boyunuza iyi oturur. Sarsılmayı engelleyecek gibi de yapılmış spoiler sayesinde bu kask hem rüzgar sarsılmalarına hem biraz daha yüksek hızlara dayanacaktır. Tabii ki güneş vizörü var. Güneş vizörünü de ekleyeyim hemen. Güneş vizörü de şuradan inip kalkıyor. Bu kaskı alabilirsiniz. Düşük bütçeli arkadaşlar için öneriyorum arkadaşlar bunları. Yüksek bütçeli veya orta bütçeli arkadaşlar için de farklı farklı önerilerim olacak. Onları da diğer videolarda tek tek paylaşacağım. Altına pantolon veya dizlik almak isteyen arkadaşlar için ilk önce dizlikleri sunacağım. Bu ProBiker'ın bir dizliği. Bu siz hani spor bir sürüş yapacaksanız hafif kıvrılabilen ama mafsallı olmayan dizliklerden bir tanesi. Bunun önünde hani şöyle parlak işte desteklerinin olması bunun biraz daha dayanıklı olduğu anlamına gelebilir. Fakat hani bunların trafikte kaza yaptığınız zaman dizinizden hafif döndüğünü unutmayın. Ve yani kazada yaralanmanızı çok fazla engellemez. O yüzden de ben her zaman pantolon öneriyorum. Pantolonu da önermemin sebebi dikişlerinin özel olması, onun da dizinin korumalı olması, kalça korumasının olması ve işte içinde kevlar bir dokunun olması. O kevlar doku asfalt yanıklarını engelliyor. Bu da yani ilk çarpmalarda sizin işinize yarayacaktır. Ama ilk çarpmada çarptıktan sonra şu şekilde dizinizin etrafında dönerek dizinizin tekrar vurması halinde dizinize zarar gelmesini engellemiyor. ProBiker alabilirsiniz diz koruyucu veya Tek 90 Pirate kotlardan alabilirsiniz. Dediğim gibi, demin de anlattığım gibi kalça koruması var. İçinde şu şekilde kevlar koruması var. Diz koruması var. Ve özellikle hani motosiklet kullanıcıları için yapılmış özel dikişe sahip bir tane pantolon ve zaten indirimde bunlardan alabilirsiniz. Ha, eldiven önermedim. Bir de bot önermedim. Botu zaten biliyorsunuz. Rockwell'in botları uygun fiyatlı. Rockwell botlarını daha önceden paylaşmıştım. Şurada da sizinle paylaşıyorum. Bunların linklerini açıklamaya yazıyorum. Eldiven olarak önerimse Vexo Sport. Ve Vexo Sport eldivenleri daha önceden sizinle paylaşmıştım. Bu eldivenleri neden öneriyorum? Çünkü hani bilek koruması var. İşte iç tarafı deri. Üst tarafı deri, iyi bir eklem, iyi eklem korumaları var, yumruk koruması var. Deri olduğu için ve elastik bir yapıya sahip şu şekilde bantları olduğu için hem eli iyi tutuyor hem eli iyi koruyor. Fakat bunlar yazlık model değil. Yazlık model almak için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Benim önerim yazlık modeller biraz daha hafif korumalara sahip oluyor. Yazlık modellerde de bir tane öneri sunacağım. Bu kışlık model için. Bir tane sunacağım dedim ama iki tane yazlık sunacağım. Skoyko'nun şu şekilde yapılmış bir tane korumalı. Ama dediğim gibi yazlık modeller biraz daha hafif korumalara ve biraz daha az korumalara sahip. Ve kumaşı biraz daha ince şekilde yapılmış eldivenler oluyorlar. Yazlık eldiven yerine hani ne diyeyim, hani kışlık eldiven takmak biraz daha eli fazla koruyor. Şunları daha yakından göstereyim. Bunun da hani bilek koruması var ama çok soft bir bilek koruması var. Yumruk ve eklem yeri korumaları var. Tamamen delikli bir yapıya sahip. Bu Skoyko'nun MC58 miydi bu?
MC58'di, evet MC58'di. Bu da Forte GT'nin bir tane eldiveni. Bu da kışlık bir eldiven. Kışlık eldivenlerden bu biraz daha uzun bir eldiven. Yani uzun eldiven isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Bunun da hani bilek şöyle bilek koruması gerçekten iyi. Şöyle yumruk koruması gerçekten iyi ve eklem yeri korumaları gerçekten iyi. Bu biraz daha uzun eldiven isteyen arkadaşlar için ve tabii ki bileğinde şöyle cırt cırt var. Rockwell ayakkabıları zaten biliyorsunuzdur. Bir üst modeller için diğer videoyu seyretmenizi öneriyorum. İyi ki varsınız. Hepinize iyi sürüşler.